24'e hoş geldiniz. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Koronavirüsle mücadeleyi konuşacağız. Ekonomi etkilerini de ele alacağız, masaya yatıracağız. Ama öncelikle özetlere bakalım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Türkiye'de son 24 saatte 4611 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. 119 vatandaşımızı daha bu mücadelede maalesef kaybettik. Test sayısı 40 bine yakındı dün itibariyle. Baktığımızda da vaka sayısı 95 binin üzerine çıkarken can kaybı da 2259'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan her zaman olduğu gibi yine uyarılar var. Ümitsiz olma, rehavete kapılma diyor. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli ifadelerini kullanıyor. Ramazan ayına artık saatler kaldı. Saatleri sayıyoruz ancak her zamankinden daha farklı bir Ramazan olacak hepimiz için. İçişleri Bakanlığı da 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgede Ramazan ayına ilişkin önemli tedbirler aldı. Böyle kalabalık toplandığımız, aynı sofrada buluştuğumuz iftar ve sahur organizasyonları olmayacak. Yine iftar çadırlarını bu sene göremeyeceğiz. Bununla birlikte fırınlarda da pide satışında o yoğunluğun oluşmaması için iftardan 2 saat önce sonlandırılacak pide satışı ve üretim. Bununla birlikte Ramazan davulcuları da bu yıl kapı kapı dolaşıp bahşiş almayacaklar. Bu da Ramazan'da bizim için bir gelenek olmuştu ama bu yıl onu da yaşayamayacağız, göremeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa herkesin aklındaki soruya yanıt verdi. Salgının seyri hakkında konuştu. Yatay bir seyir izlediğinden bahsetti ve Ramazan bayramı ile birlikte, yani Ramazan'ın sonuyla birlikte aslına bakarsanız yavaş yavaş normalleşmeye geçileceğini, hayatın normale döneceğini söylüyor Cumhurbaşkanı. Yine salgının küresel bilançosuna, boyutuna bakacak olursak vaka sayısı 2,5 milyonu aşarken can kaybı 175 binin üzerine çıktı. Amerika, İtalya ve İspanya'dan sonra Fransa'da da hayatını kaybedenlerin sayısı 20 binin üzerinde. Piyasalarda bugün gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak. Bir faiz indirimi bekleniyor. Ne kadar olacağı net değil ama 25 ila 100 bas puan arasında bir indirim bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını saat 14'te açıklayacağını da hatırlatalım. Ve ekonomiye dair, Türkiye'ye dair umut verici bir gelişme ya da haber diyebiliriz. Uluslararası finans piyasalarında kriz tahminleri nedeniyle Doktor Kıyamet adıyla bilinen yatırımcı Faber, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişen piyasalarda yatırım fırsatları olduğuna dikkat çekiyor. Uzun vadede de doların güç kaybedeceğini söylüyor Doktor Kıyamet diyelim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi piyasalara bir bakalım. Oluşan son tabloyu ekranlara getirelim. Ardından detaylıca konuşacağız zaten. BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul değer kaybı %1,34, 97.619 puanda. Dolar 6.98, dün 6.99'ları gördü, 7 liraya dayandı. Avro ise 7.58'den işlem görüyor. Gram altının fiyatı 378 lira. Brent petrol %-15,42, yani %15'lik bir değer kaybıyla 16 dolara kadar gerilemiş durumda. Biraz sonra konuşacağız bu konuyu. Faizlere bakalım, tahvil 9.64, repoda 15.10 olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalardaki son durumda bu şekilde ekranlarınıza yansıttık. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir bizleri bekliyor. Hemen kendisine dönelim. Hem virüsle mücadeleyi konuşacağız hem de ekonomideki son haberleri kendisinden yorumlamasını isteyeceğiz. Günaydın Sadi Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Yine aslına bakarsanız yoğun bir gündemimiz var. Sizinle konuşmak istediğimiz, sormak istediğimiz pek çok soru var ama önce ekonomiyle haliyle başlayalım isterseniz ve Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı, bir faiz indirimi beklentisi var ama kaç puan olacağına dair netlik yok. Sizin beklentiniz ne yönde? Bir de bu geçen pazartesi'de konuştuk, bu swap konusu. Onunla ilgili piyasalarda bir olumlu hava söz konusuydu ama bir gelişme var mı o noktada ya da bir duyum? Önce faizden başlayalım. Şu anda zaten Merkez Bankası'nın politika faizinin 9.75 olduğunu hatırlatalım. Bunun da altında faizle Merkez Bankası fonlama yapıyor. Dolayısıyla piyasada faiz aslında daha da düşük.
O yüzden de faiz düşürme ya da faiz düşüşüyle ilgili beklenti netleşmiş durumda. Ama tabii tahmin edilebilir 0.25 ya da 0.75 ya da 1. Yani bunu baz puan olarak söylersek 25 baz puanla 100 baz puan arası indirim yapabilir. Ama asıl sizin ikinci sorunuzda gizli piyasanın merak ettiği şey. Çünkü özellikle döviz yani kur tarafında başta da dolar olmak üzere oradaki bizim ihtiyacımız olan miktar. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı hafta sonu açıklamalar yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı da özellikle büyük merkez bankalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın swap anlaşmaları yapmak için görüşmeler yaptığını söylemişti. O konuda bir beklenti var. Hatta haftanın ilk günü ve dün dolardaki hafif ilk günde biraz 10 kuruşluk bir gerileme olmuştu. Sonra tekrar yükseldi. Dün 7 lirayı zorladı. TL olarak söylüyorum. Dolar TL olarak söylüyorum. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda problem büyük mü? Problem büyük değil. Ama yine de bu dönemde kurlarda bir dalgalanma olmaması için Merkez Bankası yönetimi faiz tarafında artı swap imkanı sağlayarak, yeni imkanlar sağlayarak döviz likiditesi tarafında daha rahat bir piyasa oluşturmak istiyor. Faizle nasıl bir ilişkisi var? Şimdi zaten bu faiz indirimi tartışmalarında da şu söyleniyor. Acaba hani bu kadar kurlarda hassas bir dönem varken yine aynı tartışma faiz indirmese mi? Ama az önce söyledim zaten piyasa faizi daha düşük. Dolayısıyla faizle şu anda kurların o geleneksel ilişkisi o kadar güçlü değil. O nedenle hem faiz inecek hem de muhtemelen swap'la ilgili yani vadeli döviz, vadeli TL takaslarıyla ilgili yakın zamanda farklı çözümler göreceğiz. Uzun vadeye baktığımızda kurlarla ilgili az önce siz özetlerde söylediniz. Bu meşhur yatırım danışmanı Faber'in söylediği doğru. Sadece o kısmını söyleyeyim. Uzun vadede küresel anlamda gerçekten çok ciddi dolar arzı oluştu. Tıpkı petroldeki gibi. Ama şu kritik dönemde dolar güçlü duruyor. Bu dönem geçtikten sonra doların geleceği pek iyi görünmüyor. Evet, onu da yine detaylı ele alırız ama petrol fiyatlarını konuşmak lazım herhalde. ABD petrolündeki o ortaya çıkan tablo, ham petroldeki tablo sonrası Brent petrole bunun nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Sert oldu oradaki düşüşte. Baktığımız zaman 16 doların altını gördü. ABD Başkanı Trump dün de geçici diyor bu süreç için ama siz nasıl yorumluyorsunuz bu fiyatları? Her şey aslında geçici. Şu anda yaşadığımız birçok şey geçici ama petroldeki yaşanan şey tarihinde ilk defa yaşanan. Ha, denilebilir ki ya çok eskiden tabii ki vadeli alım mı vardı? Farklı şekillerde vardı yine. Yaşanan eksi fiyatlar vadeli alımlarda oluştu. Mayıs-Haziran vadelilerde. Ama neden oluştu? Şundan dolayı dünyada ekonomiler durdu. Ama petrol üreten ülkeler sadece geleceğe dönük yıl içinde yıl sonuna doğru yapacakları kısıntıları, üretim kısıntılarını konuştular, kararlar aldılar. Halbuki bir taraftan üretim devam etti. Seyircilerimiz şöyle kendilerini yoklasınlar. Şubat ayında ne kadar çok trafik vardı, ne kadar çok araç kullanılıyordu. Mart ayında ve Nisan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Doğru dürüst araç kullanmayan, dolayısıyla hiç motorin ve benzin harcamayan bir kitle var Türkiye'de ve dünyada. Öyle olunca spot piyasa dediğimiz yani normalde toprağın altından çıkarılmış bir yerlere petrol miktarı o kadar çoğaldı ki vadeli olarak siz petrolü çok büyük bir masrafla taşıyorsunuz. O nedenle de fiyatlar böyle oldu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tabii bu durum geçici demek çözüm olmuyor. Önümüzdeki dönemde özellikle imalat sanayi, ticaret, hizmetler dediğimiz reel ekonominin canlanması, vatandaşın her ülkedeki vatandaşların tekrar hayata katılması zaman alacak. En azından şöyle diyelim, bizim için Şubat, diğer ülkeler için geçen yılın Aralık ayı ya da Ocak ayı, bu yılın Ocak ayı
Kasım ayı seviyelerinde bir dünya ekonomisi çarkı ne zaman dönecek? O zamana kadar petrolün hali harap gözüküyor. Evet, göreceğiz tabii, takip ediyoruz bu konuyu. Şimdi önemli bir konu, dün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi ilk veren isim oldu ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bir videoyla biraz daha ayrıntılandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle bu işsizlik, başvurular hep konuşuyoruz, rekor düzeyde diyoruz ama Türkiye en başından bu yana benim en azından gözüme çarpan istihdam konusu oldu. Yani bu ekonomik önlemler, atılan adımlar hep bu yöndeydi. Şimdi bu kapsamda da 1 milyon yazılım uzmanı istihdamı. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki çok heyecanlıyız bu proje için. Yapılan hazırlıkları, uzmanların eğitimlerini ve istihdam edilecek alanları da paylaştı. Türkiye için gerçekten de heyecan verici bir proje. Siz neler de söylersiniz? Kesinlikle çok doğru ve çok iyi sonuçları olacak bir proje. Neden? Evet, ekonomide bizim işsizlik rakamlarımızı verirken hep bir bölüm var. Seyircilerimiz yine hatırlarlar tabii ki. İşsizlik rakamları içinde genç işsiz oranımız. Biz buna bakarız, deriz ki genç işsizlik oranımız artmasın. Artarsa bu iyi bir şey değil. Çünkü eğitim almış gençlikte de ve her ay onu da gösteririz. Dolayısıyla bizim genç nüfusumuzun, toplam nüfusumuz içindeki payını zaman zaman söylüyoruz. Hatta şu anda bu pandemide bile büyük ölçüde bizim için avantaj bu genç nüfus. İşsizlikle mücadelede maalesef dezavantaj oluyordu. Ama biz kesinlikle insan kaynaklarımızı dezavantaj olarak görmedik, hükümet de görmedi. Daima genç işsiz rakamını indirmek için gayret edildi. Şimdi bir de bu yazılım ve bilişim tarafına baktığımızda bütün dünyada aslında tüm sektörlerin, geleneksel sektörlerin rekabet gücünü artıran üst sektör bu sektör. Ve buna bir çözüm bulunabilmesi, uzaktan eğitimle, bir takım sertifikasyonlarla gençlerin vasıflandırılması, ki tabii bu pratikte de vasıflı olmalarıyla ancak işe yarayacak bir şeydir. Sadece alınan eğitimle ilgili değil. Oradaki eğitimlerin geçmişten beri hangi yöntemlerle yapıldığı belli. Bunun için tabii ki her biri bir ne diyelim, bilişim mühendisi, bilgisayar mühendisi olmayacak ama sonuçta bu sektörde o kadar çok ara sektörler var ki, istihdam açığı da var. Türkiye'nin rekabet gücünü toplamda artıracak bir iş bu. İnşallah çok başarılı bir şekilde müracaatlar, talepler karşılanır. Eğitimler uygulama aşamasında da devam eder. Ve Türkiye bir süre sonra bu konudaki meyveleri de yemeye başlayacaktır. Bu genç işsiz oranımız da sürecektir. Çünkü muhtemelen üniversite mezunu ya da üniversite okuyan gençlerimizin büyük bölümü bu projeye katılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hangi konuda eğitim alıyorlarsa alsınlar, ayrıca bu konularda çok kalifiye olmaları onları her açıdan rekabet avantajına kavuşturacak. Saad Özdemir, şimdi az önce hafta şöyle bir değindiniz siz. Doların bundan sonra uzun vadedeki seyrine ilişkin bir değerlendirmede bulundunuz ama aynı isim, yani bu Doktor Kıyamet olarak bilinen yatırımcı Faber, baktığımız zaman Türkiye için pozitif bir mesaj da veriyor. Yani gelişen piyasalarda yatırım fırsatları doğacak diyor. Bu konuyu önemli görüyoruz. Size de sormak isteriz ve yine Moody's uluslararası derecelendirme kuruluşu da 29 Nisan'da Türkiye ile ilgili bir değerlendirmede bulunacak. O değerlendirme ile ilgili ne kadar acaba ciddiye almamız gerekiyor, onu da sormak isterim. Şimdi şu dönemde zaten gelişen piyasalar, gelişmiş piyasalar aşağı yukarı belli. Yani bunu bir film gibi izledik. Gelişen piyasalarda şöyle bir fırsat var. Gelişmiş piyasaların gelişen piyasalarla ilişkileri değişecek. Üretim modelleri değişecek. Artı daha yakın dönemde bu yatırımcı, yatırım danışmanının söylemek istediği, daha kısa vadede özellikle hisse senedi piyasaları artı belki doğrudan yabancı sermaye dediğimiz daha orta vadeli yatırımları kastediyor. Bu öyle bir değişim getiriyor ki şu andaki pandemi süreci.
Bu dönemde hangi ülkelerin, gelişen ülkeler arasında hangi ülkelerin gelecekte çok daha güçlü olacağı da ortaya çıkıyor. Krizi yönetmeleri, üretim altyapıları, ülkelerin genel daha öncesinden yaptığı yatırımlarla hangi aşamaya geldiği bir takım anketlerle ölçülürdü. Bu pratikte bir ölçüm sağladı. Ve Türkiye bunların arasında, gelişen ülkeler arasında gerçekten öne çıkıyor. Ve o ilişkiler değişecek. Şimdi biz sadece kısa vadede borsamıza baksak, borsada 124 bin BIST endeksinin geldiği seviyeydi. Bu pandemi öncesinde 86 binlere kadar düştü. Şu an tekrar 100 bine doğru gidiyor. Kriz ya da pandemi bitmeden borsa neredeyse kaybettiğinin ortasına doğru gelmiş durumda. Şu anda Türkiye'nin özellikle Avrupa ile ilişkileri, Amerika ile ilişkileri, Çin'in Amerika ile ilişkileri, bütün bu ilişkilere baktığımızda hep bir ay sonra, iki ay sonra başka hikayelerin çıkacağı ortaya çıkıyor. Bu az önce kurlarla ilgili konuştuğumuz konu, faizlerle ilgili konuştuğumuz konu, bunlar zaten pandemi döneminde her ülkenin aşağı yukarı mücadele ettiği konular. Örneğin gelişmiş ülkeler bu konuda çok daha büyük sıkıntılar yaşadılar. Nasıl yaşadılar? Amerika Fed'in kaç kere varlık alımı ve sınırsız varlık alımı açıklaması yaptığını unutmayalım. Artı trilyon dolarlık paketleri unutmayalım. Ve mesela Türkiye'nin şu ana kadar pandemi döneminde ekonominin bu dönemi atlatması için aldığı önlemleri, mevcut altyapısının ne kadar sağlıklı olduğunu unutmayalım. İnşallah bir ay, iki ay sonra özellikle reel ekonomi dediğimiz tarafta evet, mevcut piyasaya göre, yani kısa vadeli işlere göre görece daha uzun zaman alacak toparlanmanın, gelişen ülkeler arasındaki rekabete baktığımızda Türkiye'de çok daha hızlı olacağını da görüyorlar. O yüzden de herkes şunu söylüyor. Gelişen ülkeler ama içinde Türkiye ayrı bir özel noktada duruyor. Ben inanıyorum ki bizim ihracatımız evet bu yıl için geçen yılla aynı seviyelerde ya da biraz aşağıda kalabilir. Ama biz yılın ikinci yarısından sonra başlayacak iç piyasadaki genişleme ve dış ticaretteki büyümeyi muhtemelen 2021 boyunca da çok iyi rakamlarla götüreceğiz. O performansı göstereceğiz. O yüzden herkes fırsat görüyor. Evet, baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları hepimizi aslında heyecanlandırdı. Özellikle bayramla birlikte, yani Ramazan'ın bitimiyle birlikte yavaş yavaş bir normalleşme başlayacak diyor Cumhurbaşkanı. Bu da öyle zannediyorum ki canlanma, piyasalara hayat verme noktasında önemli bir adım olacaktır. Kesinlikle öyle olacak. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin bütün üretim altyapısı olduğu gibi duruyor. Ve bunlar artık belli bir seviyeye kadar kapasite kullanımı gelmişti. Şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği tarihlerde iç piyasa çalışmaya başlayacak. İç piyasa çalışırken tekrar iç piyasadaki normalleşmenin ardından çevremizdeki ülkeler, başta turizm ve ulaşım olmak üzere, sonra ticaret olmak üzere yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak. İşte bu sonraki aşamada o dönemin de kısa olması halinde, ki Avrupa'da çok derin sıkıntı yaşayan, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan ülkelerde de benzer açıklamalar görüyoruz. Onlar da yavaş yavaş tarih veriyorlar. Diyorlar ki şu tarihten sonra biz şu sektörleri açacağız, ekonomiyi açmaya başlayacağız. Dolayısıyla böyle birbiriyle dengeli bir şekilde Türkiye bu süreci de iyi yönetmiş bir ülke olarak sahneye çıkmış olacak. Şimdi bir bilgi var bu arada, onu da paylaşayım. Bu petrol fiyatlarındaki sert düşüş bizde de pompaya yansıyacak gibi. Bu gece yarısından itibaren motorinde 41, benzinde de 31 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu şu anlama geliyor aslında: benzin fiyatları Kasım 2016'dan bu yana ilk kez 5 liranın altına gerilemiş olacak bu gece itibariyle. Doğru. O da işte bütün bu yaşananların keşke hani böyle yaşanmasaydı, bu vefatlar olmasaydı, bu sıkıntılar olmasaydı. Ama petrol piyasasının ne kadar sağlıksız olduğu konuşuluyordu ama bu kadar ağır tahminde bulunamıyordu. O düşüşlerin pompaya yansıması vatandaş için bence en azından normalleşme sürecinde de o da bir destek olacak. Çünkü biliyorsunuz enflasyon hesaplamaları içinde bu konu çok önemli. Artı vatandaşın ulaşımla ilgili
kendi bütçesinde, aylık harcamalar içinde çok önemli. Pompa fiyatı sonuçta biz arabası olanlar alırken hissediyor. Diğer taraftan da genel enflasyonda da herkes hissedecek. Yani ne diyelim, sevinemiyor insan ama olsun. Saad Özdemir, son birkaç dakikamız ama size biraz ekonominin dışında bir konuyu da sormak istiyorum. Ramazan ayı artık geldi. Ama baktığımız zaman hani geçtiğimiz yıllardaki Ramazanları biraz özleyeceğiz bu yıl maalesef salgın nedeniyle. İçişleri Bakanlığı'nın da 81 ilin valiliğine gönderdiği bir genelge var. Alınan tedbirler, o toplu iftarlar, sahurlar maalesef bu yıl olamayacak. Ama ailemiz evimizde bu yıl Ramazan'ı geçirmiş olacağız bir anlamda. Yine pide satışı fırınlarda iftardan 2 saat önce tamamlanacak, sonlandırılacak. Ramazan davulcuları olacaklar ama o bahşiş noktasında yine bir kısıtlama durumu söz konusu. Ramazan'ı karşılıyoruz. Nasıl bir Ramazan olacak sizce? Bizim yaşadığımız, hani hep eski Ramazanlar, her nesil eskiyi başka türlü anar. Onu bir dahaki sene yaşayacağız inşallah. O zamana kadar her şey normalleşmiş olacak ama bu Ramazan böyle buruk geçecek. En azından işte Ramazan öncesi malum kısıtlamalarla ilgili, sonradan alışveriş tarafıyla ilgili bir daha bir gevşek, ne diyelim, biraz daha imkan tanıyan bir düzenlemeye gidildi. Dolayısıyla belli saatlerde farklı şeyler olması da önlenmiş oldu. Ama dediğiniz çok doğru. Bizim Ramazanlarda bu dönemlerin, bu zamanların, ne diyelim, bizim neslin getirdiği gelenekler de vardı. Belediyelerin getirdiği yeni işler vardı. O hani sokakta vatandaş bir yerden bir yere giderken iftar çadırları oluyordu. Bütün bunlara baktığımızda ilginç, tabii işin yine ekonomi tarafı var. Hepsinde ciddi bir ekonomi ama bizim daha çok geleneksel olarak bereket dediğimiz taraf var. İnşallah o bereket bir dahaki Ramazan'da tekrar coşkuyla yaşanacak. Seyircilerimiz bu Ramazan'ı mümkün olduğunca sağlıklı, şu anda devletimizin bütün ülke genelinde bu pandemiyle ilgili koyduğu kurallara uyarak, bu disiplin içinde, çünkü bizim inancımız da bunu gerektirir, bunun vebali büyüktür, bu kurallara uyarak geçirmesi en önemli konu bence. Daha sonra rahatlayacağız. İnşallah öyle olacak. Ramazan'ın sonunda çifte bayram yaşayacağız. Ülke olarak tabii ki tüm dünyaya da aynı dileklerimizi gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz Saad Özdemir, katılımınız, katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Saad Özdemir'le konuştuk. Ekonomi özelinde ama son bölümde virüsle mücadeleden de bahsettik. Şimdi biraz sonra Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile biraz daha detaylı koronavirüsle salgın gündemini ele alacağız, değerlendireceğiz. Ve haliyle tabii ki ekonomide yaşanan gelişmeleri de ele alacağız, konuşacağız. Biz isterseniz bir kez daha son 24 saatte Türkiye'nin koronavirüse mücadele tablosundan bahsedelim. 4611 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. 40.000'e çok yakındı dünkü test sayısı baktığımızda. 119 vatandaşımızı daha maalesef kaybettik. Ekrana da yansıyor, vaka sayısı 4611 dedik ama iyileşen hastalarımızın sayısındaki artış yine göze çarpıyor. 1488 kişi daha sağlığına kavuştu. Orada da 15.000'e yaklaşmış durumdayız iyileşen hasta sayısı olarak. Yoğun bakımda 1865 hasta, solunum cihazına bağlı da 1006 hasta var. Burada yatay bir seyir dikkat çekiyor ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu noktadan bahsetmişti. Bu konuya dikkat çekmişti. Toplam test sayısı 713.000 oldu. 1 milyona doğru orada da ilerliyoruz. Toplam vaka sayımız da 95.591 olarak karşımıza çıkıyor. İşte 21 Nisan 2020 Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu bu şekilde. Bakalım bugün neler olacak? Bilim kurulu toplanacak. Sonrasında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak. Hemen dönelim Mustafa Kartoğlu'na. Günaydın Sayın Kartoğlu, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında hepimizin aklında olan soruya yanıt vermiş oldu. Baktığımız zaman yatay bir seyirden bahsediyor Cumhurbaşkanı ve Ramazan sonrası bayrama işaret ediyor. Normalleşmenin bayram sonrası başlayacağını belirtiyor. Tabii ki kurallara uyarsak, riayet edersek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel günler yaklaşıyor galiba.
Valla inşallah, ama bunların hepsi kurallara uymakla çok doğrudan alakalı. Yani bu kısıtlamalara uymakla çok doğrudan alakalı. Çünkü bütün senaryolar kısıtlamalar üzerine yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nda, bilim kurulunda yapılan senaryolar da bunun üzerine kurulu. Bugün Güvensak Hoca, bir Profesör Güvensak bir analiz paylaştı, bir senaryo paylaştı. Az önce sosyal medyadan gördüm. Ve o senaryoda, TOB Üniversitesi'nde yapılan bir senaryo. Bu senaryoda 2-3 alternatif var. Yani gevşek bırakırsanız ayvayı yediniz. Türkçesi bu. Senaryoda böyle yazmıyor da. Türkçesi bu. No, bu seyirde giderse 3000 civarında bir yoğun bakım hastasıyla, yani bugünkünün 2 katı değil mi? 3'te 1 daha fazlasıyla durumu kurtarmak mümkün olabilecek. Yani Mayıs-Haziran aylarına bu şekilde girmek mümkün olabilecek. Biraz daha sıkı tutarsak bu sayı Mart ayı ortalamasına neredeyse, ya da Nisan ayı başının seviyelerinden daha yukarıya çıkmadan, yani binli rakamlardan daha yukarıya çıkmadan çok daha hafif atlatılabilecek. Yani bu sadece cuma, bu bir buçuk aylık süreci, yani Mart ayından bugüne kadar geçen zamanı, Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını değerlendirirken, bilim kurulundan, bilim kurulu üyelerinden gelen açıklamaları değerlendirirken dikkat edin, hiçbirinde siyasi bir unsur yok. Yani hiç kimse siyasi bir konuşma yapmıyor. Herkes verilere dayalı, bilime dayalı, bilimsel verilere dayalı bir açıklama yapıyor. Bu zamanda mesela çok rahat bir biçimde baştan, efendim bu şöyle bulaşır, böyle bulaşır, ama dediler, atıyorum 4-5 madde çıktı, sonra baktık 7-8 maddeye çıktı. Yani daha kolay ve daha hızlı bulaşabiliyormuş. Neden? Çünkü bilim böyle bir şeydir. Yarın yeni bir şey bulursunuz ve gerçek o olur. Dolayısıyla kimse size dün böyle diyordun, niye bugün böyle diyorsun diyemez. Onun için diyorum siyasi konuşma yapılmıyor, kimse siyasi açıklama yapmıyor ve onun için resmi olmayan bir başka kaynaktan şimdi alıntı yaparak söyledim bu senaryoyu. Aynı şeyleri söylüyor aslında bütün senaryolar. Neden? Çünkü bilimsel veriler aynı. Veriler aynıysa oradan çıkartılacak olan sonuçlar da haliyle birbirine benzeyecektir ya da birbirini destekleyecektir. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Bu bilim kurulu üyelerine de hakikaten şükran borçluyuz. Yani yarıdan fazlası bir defa medyada çok fazla görünüyor. Her soruya cevap veriyorlar gerçekten. Ya bunu bilim kurulu üyelerine soralım mı diye ben sabah konuşuyorum arkadaşlarımla. Neden soralım mı diyorum. Normalde soru gazetecinin mı diye sormaz yani. Neden? Çünkü bu adamların bir dünya işi var. Ya araya girip ikide bir her şeyle ilgili bir şey sormasak. Biz bu adamları mesela zamanında olduğu gibi bir takım ilahiyatçılara falan böyle kolay ulaşabildikleri zaman bazı gazetecilerin ya da gazete yönetimlerinin talepleri üzerine, efendim horozdan kurban olur mu? Sümüklü böceği kessek falan gibi, yahut gargara yapsak orucumuz gider mi? Hani gargara yapalım ama çok aşağı indirmeden ağzımızın ucuyla falan yapalım gibi dalga geçercesine, ki dalga geçerek aslında sorular soranlara benzemeyelim, bu kadar meşgul etmeyelim bu insanları dedim. Ama baktım ki kimse bundan gocunmuyor. Gerçekten kendi işlerinin yanında bütün sorulara, bütün telefonlara gayet açık, uzun, daha önce söylediklerini de tekrar ederek, ya bunları biliyorsunuz artık, bizi bunları söylettirmeyin demeden konuşuyorlar ve açıklama yapıyorlar. Neden? Çünkü halkı, insanları bu gerçekliğe ve bu gerçeklikle mücadele etmenin, yani pandemi salgın gerçekliğiyle tanıştırmak, iyi anlatmak ve onlara mücadeleye ikna etmek, o güveni vermek görevi bu kurulun. Ve onlar da bunun bilincindeler ve bütün ayrıntılarıyla her türlü açıklamayı yaptılar. Şimdi geldiğimiz nokta bize gerçekten, hani o Plato tabiri kullanmıştı bilim kurulu üyelerinden bir tanesi. Doğru tabir o. Çünkü bir zirve değil. Yani Himalayaların tepesine çıkıyorsunuz ve oradan direkt tekrar öbür taraftan aşağı doğru aynı hızla iniyorsunuz. Öyle değil. Bu bir yuvarlak yapıyor. Bir düzlük yapıyor üstte. Mümkün olduğu kadar yuvarlak yapsa da çabuk aşağı insek tamam, ama böyle olmayabilir. O yüzden
senaryolara baktığımızda eğer işi sıkı tutarsak çok daha az kayıpla inşallah bunu atlatma şansımız hala var. Her şeye rağmen iş sıkı tutuluyor. Yani Bebek'te insanlar sağlıklı yaşam koşusuna çıkıyorlar. Maske yok. Birbirine mesafe koyma yok. Sağlıklı yaşam neresinde bunun? Evet, sabahleyin mis gibi çok güzel temiz hava aldık. Hadi kahvaltımızı yapalım. Oturdun sofraya çok güzel. Ertesi gün korona oldunuz. Nerede sağlık? Çorum'da bir sokak varmış. Dün iki haber dikkatimi çekti. Biri Bebek'ten çok üst düzey gelir grubuna ait insanlar, büyük bir kısmı. Çorum'da da esnaf şeyi var, sokağı var bir tane. Dünyanın en dar sokağı diye biliniyor. Bir metre küsür genişliğinde iki kişi yan yana geçemiyor. Herkes efendi efendi bir iki metre arayla geçiyor. Biri geçerken öbürü ona yol veriyor falan. Hani bir laf vardır ya, Çorumlular için söylenir, senin yaptığını Çorumlu yapmaz filan diye. Evet, bunların yaptığını Çorumlu yapmıyor. Ve bu da kötü bir şey değil. O yüzden Bebek'te insanlar koronavirüsten kendilerini korumazlarsa İstanbul güvende değildir. Çünkü oradaki insanlar yarın nereye gidip kime bulaştıracaklar, biz bunu bilmiyoruz. O yüzden herkesi bir başkasına saygıya davet etmek için ben bunu bir fırsat olarak kullanayım müsaadenle. Ve bir şey daha, son rakamlarda hep konuştuğumuz şeye gelelim. Evet, biz test sayısında şu anda 6. ülkeyiz. Önümüzde Birleşik Arap Emirlikleri var. Zaten nüfusunu bitirdiği için o testin tamamını. O yüzden o artmayacak. Dolayısıyla biz yarın ya da öbür gün muhtemelen onu da geçmiş ve 5. sıraya gelmiş olacağız. Ondan sonra artık 4. sırada bizim için mümkün. Galiba Fransa var. Onun üzerinde artık 1,5 milyonlu rakamlar var. O biraz daha zaman alır. Hani zor birkaç gün sürecek. İmkansız biraz zaman alabilir. Dolayısıyla biz bu sayıyı arttırdıkça vaka sayımızın da biraz daha arttığını göreceğiz. Vaka sayımız arttıkça ve görünen rakamlar o ki vaka sayısı kadar artan bir yoğun bakım oranımız yok. Yani vakalar hastanede tedavi edebiliyoruz. Burada da sağlık çalışanlarına şükran borçluyuz. Orada da bir şey söylemem lazım. Bu sağlık çalışanları için hükümetin verdiği ek ücret hesaplarına yatmış. Ben bugün birkaç eleştiri gördüm. Bu eleştirilerden bir tanesine biz dikkat çekmiştik burada konuşurken. Neye işaret ederek dikkat çekmiştik? Türk Tabipler Birliği'ne. Yerlerini koltuklarında oturup devlete, hükümete, devlete ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, aslında hani muhayyel bir devlete değil, saldıran, iftira atan ve iftiralara zemin hazırlayacak tırnak içinde sorular soran bir yer orası. Ve bunlar da bu parayı alacaklar, biliyor musun demiştim sana, hatırlarsan. Evet. Maalesef onlar da bu parayı aldılar. Maalesef hekimler, canla başla çalışan hekimler koronavirüsle muhatap olmamak için çok uzak yerlere tırnak içinde torpille kendini tayin ettirenler de aynı parayı alıyorlar. Şimdi onu da söylediler. Ben o kadarını düşünmemiştim doğrusu. Ve bu gerçekten üzücü. Onlar adına üzücü ama en azından bu işin mantığının ne olduğunu bildiklerini düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla çok da içlerini sindiremiyorlar. Haklılar, itirazım yok. Ama bunu ayıklamak da çok zor. O konuda daha devlete ya da yönetime, Sağlık Bakanlığı yönetimine hak vermeleri lazım. Ama bir taraftan da bir şeye daha dikkati çekiyorlar. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Sadece sağlık çalışanları yok hastanelerde. Oralarda sağlık çalışanı, o sınıfa girmeyen kişiler de var. Temizlik görevlileri var. Ve onlar koronavirüslü tedavilerinin görüldüğü yerle sürekli oraya girip çıkmak durumundalar. O insanların da buna hakkı var diye düşünüyorlar. Ben de onlara son derece hak veriyorum. Buradan ilgililere, yetkililere, Sağlık Bakanlığı'na bir iletimiz olsun. Sadece sağlık çalışanları değil, oradaki temizlik çalışanları da. Ama lütfen ayıklayarak işten, görevden yahut riskten kaçanları değil, riskten kaçmayanları biraz gözeterek onlara da benzer bir teltif yapılsın diyelim. Şimdi parantezi kapatıp devam ediyorum. Yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısı aynı oranda artmıyor dedik. İçindeki entübe hasta sayısı da aynı oranda artmıyor.
Batta günden bazı günlerde biraz aşağıda, bazı günlerde biraz yukarıda olabiliyor. Yani artık dengeli ama aşağıya eğilimli bir seyir izliyor. Bunların her biri bize bilim kurulu üyelerinin ve diğer sağlıkçıların anlattığı o plato döneminin aslında aşağıya doğru evrildiği yere doğru yaklaştığımızı gösteriyor. Cumhurbaşkanının sözlerinin açılımıydı bütün bu yaptıklarım. Dolayısıyla bu süreci korumanın da bir tane yolu var. Bugünkü kısıtlamalara sonuna kadar riayet etmek, mümkünse kendimizi daha fazla kısıtlamak eğer yapabiliyorsak. Bu bize daha az can kaybı ve daha az yaşam kalitesi düşüklüğü maliyeti demek. Hepimiz yaz geldi, Ramazan'da, bayramda büyüklerimizin elini öpmeyi özlüyoruz. Belli ki bu yaz, bu Ramazan'da, bu bayramda el öpme işini yapamayacağız. Ama hasretle bir sonraki yılı bekleyeceğiz. Ne olur bizi bizim bu hasretimizi kimse uzatmasın. Peki şimdi evden çalışma dönemi, öyle görüyorum ki sizde özel haber durumunu aksatmamış. Şimdi akşam gazetesinin manşetindeki haber önemli çünkü. Adım adım yerli evet, aşıya kritik bir rapor. 6 Ekim'in ilk raporuna akşam gazetesi ulaştı. O raporun detaylarını size sormak isterim ki sizin zaten yerli aşı ve ilaç konusuna verdiğiniz hassasiyeti, önemi de biliyorum. Şimdi biz uzun zamandır bunu takip ediyoruz. Çünkü gerçekten devlet tabii bir takım rakamları açıklıyor. Bu rakamlar maalesef üzücü rakamlar. Hasta rakamları, vefat rakamları çok üzücü rakamlar. Ve bunların olmaması için bizim biraz daha ileriye bakmamız lazım. İleriye görebilmek için de biraz derine inmemiz gerekiyor. Derin neresi? İşte bu hastanelerin ki tedavi süreçlerinin arkasında geleceğe dönük aşı, ilaç ve yeni tedavi yöntemleri çalışmalarını kim, nerede, nasıl yapıyor? Başından beri hakikaten buna bakıyoruz. Sadece burada değil, bütün dünyada bakıyoruz. Dev ilaç şirketleri birbirleriyle işbirliği yapıyorlar. Artık bu işin kazananı yok. Yani aşıyı bulan işte voleyi vuracak falan. Böyle değil. Hele hele Türkiye'de hiç böyle değil. Dikkat edin, daha önce bu Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının aşısını bulan bilim insanı, ki kendisinden özür dilerim, isimlerini, bunların isimlerini bizim hafızamıza kazımamız lazım, bu insanların isimlerini, ama ben kazıyamadığım için özür diliyorum. Bütün onun o aşının gelirlerini, haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretti. Pekala zengin olabilirdi. Pekala zenginse pekala daha da zengin olabilirdi. Pekala onun üzerine bir ilaç sanayi şirketi falan kurabilirdi. Bu böyle bir şeydir. Ben bütün bu çalışmalarda da, çalışan insanlarda da benzer bir ruhu görüyorum. Şimdi 6 ekip 6 ayrı iş üzerine çalışıyor. Hepsinin de sonucu aynı. Ya bir aşı ya da bir ilaç ya da bir tedavi yöntemi geliştirilecek bunun üzerine. Neden? Çünkü her biri virüsün yapısı üzerinde çalışıyor. Ama her birinin bir görev tanımı var. Bakın, herkes aynı işle farklı yerlerde ayrı ayrı enerjileri harcamıyor. Herkes farklı konular, aynı konuda ama farklı disiplinlerde, farklı yöntemlerle çalışıyor. Bu bir koordinasyonu var olduğu demek ki zaten başından beri bu koordinasyon vurgulanmıştı. Benim en çok önemsediğim şey şu, o. Bütün parmaklarını, şimdi sen televizyoncusun, ben gazeteciyim. Ben şu anda hangi editörümün, hangi müdürümün, hangi muhabirimin şu sıralarda nelerle uğraştığını bilebiliyorum. Hepsi benim 10 parmak klavyedeki nasıl parmaklarımı koyduğum zaman altlarında hangi harf biliyorum. Hangi tuşa basarsam hangi yazı yazarım bunu biliyorum bakmadan. İşte bu Sağlık Bakanlığı da hangi ekibin, kimlerin Türkiye'de, hangi hekimlerin neyi ne kadar nasıl yapabileceğini, nerelerde hangi imkanların olduğunu aynı şekilde biliyor. Bu bir mekanizma. Bu bir insan, bu bir kişi değil. Bu mekanizma bunu biliyor. Ve bu mekanizma bu 6 ayrı ekibi oluşturdu. Bu 6 ayrı ekibin şu anda kimin hangi seviyede ne yaptığı, neyi bulduğu, nereye geldiği de bu mekanizmanın bilgisi dahilinde. Ne demek bu biliyor musunuz? Bir sadece aşıya yoğunlaşmış olan bir ekip o sırada bir hücrenin yapısını tanımlamaya çalışıyor. Bir ekibin ilaç bulmak için yahut yeni bir tedavi yöntemi ya da o virüs üzerinde bilinen bazı ilaçların etken maddelerini test ederken, ki sonuçta bu ilaç bunun için çok etkiliymiş dediğimiz şeyler ortaya çıkıyor.
virüsün yapısını tanımlarken bir şey buluyor ve onu aşı çalışan ekibe aktarabiliyor. Ve aşı çalışan ekip artık onunla vakit kaybetmeden yeni bir şey bularak ve hemen onun üzerine başka şeyler çalışabiliyor. Bakın bu bizim normalde planlayıp başından beri yapmamız gereken bir şeydi. Her bir musibet bin nasihattan iyidir. Bu bizim için böyle bir musibet geldi ama gerçekten biz bunu yapabilecek zihni altyapıya, bilimsel altyapıya, o mekanizmayı kurabilecek mimari altyapıya da sahipmişiz. Bunu gördük. Bu son derece önemli. Çünkü bu bir ülkenin yeteneklerini gösteriyor. Yetenekler imkanlarla sınanır. Türkiye'nin imkanları az ama yeteneği çok. Şimdi imkanlarını bir tarafa teksif ederek, kanalize ederek, yoğunlaştırarak, aşıya ve ilaca yoğunlaştırarak, başka alanlardan biraz çekilip bu tarafa yoğunlaştırarak imkanlarını arttırıyor. İmkanları artınca kabiliyetleriyle çarpılan bu imkanın kapasiteyi nereye getirdiğini de görüyor. Yani imkan, kabiliyet çarpı imkan eşittir kapasite. Şimdi bu kapasite, Türkiye'nin bu kapasitesi dünya ile yarışabilecek bir kapasitedir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bakın neyle test ediliyoruz? Ölümle test ediliyoruz. Vakayla test ediliyoruz. Tedavi süreçleriyle test ediliyoruz. Tedavi imkanlarıyla ve yetenekleriyle test ediliyoruz. Dünya sıralamasına baksınlar. Worldometer diye bir şirket, bir kurum var. İşte Johns Hopkins Üniversitesi var. Var birkaç tane kurum bu dünyadaki bütün rakamları COVID ile ilgili toplayan, analiz eden ve derleyip yayınlayan. Onların hepsine baksınlar. Bütün verilerde, olumlu verilerde Türkiye ilk 5-6 içerisinde giriyor. Olumsuz verilerde Türkiye en diplerde yer alıyor. Olumsuz verilerde en olumsuzları Amerika Birleşik Devletleri en başta. Tedavi süreci de kötü, yayılma sürecinin kontrolü de kötü, ölüm sayısı inanılmaz kötü, vaka sayısı inanılmaz kötü, yoğun bakım ve entübe hasta sayısı inanılmaz kötü. İngiltere keza, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya biraz durumu toparlayabilmiş durumda biraz. Şimdi biz burada Almanya'dan biraz geride duruyorsak eğer bazı verilerde, bununla ilgili de kimse Türkiye'yi eleştirmesin, kusura bakmasınlar. Türkiye'de öğrenci başına düşen hoca sayısı bu AK Parti iktidarından önceki rakamlarla gitseydi, biz şu anda bırakın aile hekimlerini bulmayı, hastaneye gittiğinizde boğaz ağrısı için bile hekim bulamazdık. O bakımdan o zaman da çok eleştirdiler o meşhur Türk Tabipler Birliği. Bu kadar çok tıp fakültesi açıyorsunuz, bu kadar çok işte kapasiteyi arttırıyorsunuz, öğrenci sayısını arttırıyorsunuz. Buradan böyle yarım yamalak doktor çıkacak falan diye. O yarım yamalak doktorlar şu anki süreci eleştiriyorlar. Çünkü doktorluk yapamıyorlar. Yapabildikleri şey siyaset. Siyaset yapmayı da doktorluk yapmayı tercih ediyorlarsa ben onlara hekim denilmesinden yana değilim. Şimdi sizi dinlerken ben bir yandan da baktım bu kafaya taktım Kırım Kongo kanamalı ateşi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi Eragen Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdağ Rendeli ve ekibiymiş. Onları da almış olalım bu şekilde. Analım ve saygı sunalım. Sayın Kartoğlu şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkat çektiği konulardan biriydi. Bu tabii virüsle mücadele gibi Türkiye için terörle mücadele devam ediyor. Esed rejiminin İdlib'de saldırılarını arttırmaya başlaması, bununla ilgili uyarıları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Bugün de İran, Rusya ve Türkiye, 3 ülkenin dışişleri bakanları telekonferans yöntemiyle görüşecekler. İsterseniz biraz o süreçten de bahsedelim son bölümde. Yani Türkiye orayı da aslında boş bırakmış değil kesinlikle ama siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz Erdoğan'ın uyarılarını da özelinde? Ben dün söylemiştim, Milli Savunma Bakanlığı hem bu işlere bakıyor, hem İdlib'de orada duruyor askerlerimiz. Yani dünden bugüne orada değişen bir şey yok. Hatta terör örgütü COVID'i fırsat bilip orada hem sızma hem de saldırı girişimlerinde bulunuyor. Bazı da terör saldırıları gerçekleştirdi bombalı araçlarla filan ya da el yapım bombalarla, patlayıcılarla. Bu da vaka yani. Türkiye'de girmeye çalışıyorlar. Çünkü terör her türlü sisli bulutlu havayı sever. Orada bir insanlık falan aramayın yani. Yok, COVID varmış, insanlık bilmem, küresel mücadele varmış, hastalık varmış falan. Öyle bir şey yok. PKK terör örgütü için, diğer terör örgütleri için fırsat vardır. O yüzden bunlar bu fırsatı da hem onunla mücadele edip hem de
Bir yandan maske üretiyor, bir yandan işte yeni solunum cihazı geliştiriyor. İşlerini aynı anda birden fazla iş yapabiliyorlar. Cumhurbaşkanının dikkat çektiği nokta elbette Türkiye'nin bir yere yoğunlaştığında öbür tarafları bırakmak gibi bir lüksünün olmadığını gösteriyor bize. Şimdi buradaki üçlü görüşme, bence ikili görüşme aslında burada sorunu çözecek olan Rusya ile Türkiye'nin görüşmesi, yani Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi. Yoksa İran'la ne görüşeceksiniz? İran asla ve kata Türkiye'nin işine yarayacak Suriye'de herhangi bir adım atmaz. Ne olur biliyor musunuz? Orada bulunmasının gerekçesi nedir? İran Rusya ile Türkiye'nin bir konuda biraz yan yana geldiğinde İran'ı o karara destek vermek zorunda bırakmalarını sağlar. Yani Rusya ile Türkiye, Lavrov'la Çavuşoğlu saldırıların Esed rejimi tarafından bir takım saldırılar geldiğini, yani toprak anlamında taraftan bahsediyorum. Çünkü onun tarafında İran destekli milisler de var. Geldiği konusunda hemfikir ise o zaman İran ya yok öyle bir şey falan diyemez ve alınan karara uymak zorunda kalır. O yüzden üçlü olması önemli. Yani bu aslında biraz 2+1. Ve devlet işini yapmaya devam eder. Ne olursa olsun. Çünkü öyle ya da böyle bu topraklar riskten korunmak zorunda. Biz koronavirüs riskinden korunurken öbür taraftan başka riskleri de boş bırakırsak hepimize geçmiş olsun. Bir parantez de burada açayım. Çok kısa tabii, başlık olarak vereceğim. Bugünlerde şirketin adı aklımda kalmadı ama çok taze, çok yeni. Savunma Sanayi Başkanlığı da Türkiye'ye yönelik kimyasal, biyolojik saldırılar ve füze saldırılarına yönelik bir yeni proje başlattı. Ve bu proje yaklaşık 1 milyar, 1,5 milyarlık bir proje. Yani çok büyük bir proje. Bunun da bir altını çizelim. Yani işler aynı zamanda biliyorsunuz sağlıkta kullanılabilecek cihazların üretimini de destekliyor Savunma Sanayi Başkanlığı. Ama kendi projelerinden de geri durmuyor. İşler de bir yandan yürüyor. O bakımdan Türkiye'nin savunması sadece sınırlarından ibaret değil. Bunu Suriye tarafında gördük. Türkiye'nin savunması sadece o Afrin ve Suriye içlerine doğru, Irak'ın içlerine doğru genişleyen kalkanlarla da sınırlı değil. Aynı zamanda hastalığın nereden geleceği belli olmuyor. Her yerle birlikte düşünmek lazım bunu. Çin'den Amerika'ya kadar oradan gelen hastalarla Türkiye bu pandeminin içine düştü. Dolayısıyla artık savunma dediğimiz şey küresel bir şey ve asla ve kata bir ülkenin kendi inisiyatifine bırakılacak bir şey de değil. Ben bu süreçler yavaş yavaş ilerledikçe işte Belarus gibi başka ülkelerde de kendini korumayan ülkelerinde ya çok sert bir biçimde izole edileceğini ya da bir takım onların dost mesela Rusya ile birlikte Rusya'nın da aracılığıyla tırnak içinde eğer çok direniyorlarsa terbiye edileceğini düşünüyorum. Çünkü dünya bu anlamda ülkelerden ibarettir. Egemenlik dediğiniz şey virüsle başa çıkma, virüsle karşı karşıya geldiğinizde toprak egemenliği, ulusal egemenlik diye bir şey yok. Küresel sistemin parçası olarak, atmosferin bir parçası olarak, trafiğin bir parçası olarak herkesin ortak sorumluluğu. Evet Mustafa Kartal, artık son 1-1,5 dakikamız ama bu petrol fiyatlarında ABD'de ham petrol fiyatı Brent petrole yansıdı. Brent petroldeki düşüş de bize yansıyor. Hem motorin hem de benzinde indirim var ki 2016'dan bu yana ilk kez 5 liranın altını görmüş olacak. Son bir belki buna da değinmek istersiniz. Ben buna bir cümle değineyim de başka bir şey söylemek istiyorum. Bu evet bize yarıyor, bize yansıyor. Brent petrolü, bizim kullandığımız petrol Brent petrolü, Amerika Texas petrolünün hani umurumuzda değil ama öbür taraf umurumuzda. Ne kadar düşerse bize o kadar yarıyor, buna kimsenin itirazı yok. Evet bu iyi bir şey, dursun petrol baronlarından da dünya biraz rahat etsin en azından. Fakat bu ayrı bir bahis. Bugün herhalde indirim de geliyor benzine, motorine filan. Ama asıl mesele şu. Benim bugün bu sabah gördüğüm, herhalde gece olmuş hadise, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini gözetlemiş. Fotoğraflarını çekiyor, evet.
fotoğraflarını çekmiş. Polis bunu yakalamış, tespit etmiş, uyarmış ve uyarmış ama bakın bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı vatandaştır. Herhangi bir yetkisi yoktur. Özel mülkiyete dair bir tecavüzü, bir tehdidi mevzu bahis olduğunda bu vatandaş muamelesi görür. CHP'li başkanı muamelesi görmez. Görmemeliydi. Ben mesela ayık olup olmadığını merak ediyorum. Polis neden? Bir kontrol yaptı mı? Trafik polisini çağırıp hemen bir alkol kontrolü de yapmalıydı. Evet. Ayık çünkü akıllı adamın, ayık kafalı bir adamın yapacağı iş değil bu. Bugün kendi tweetinden gördüm, kendisini savunuyor. Ben gittim Üsküdar'ın hakkını konu. Ne zaman? Neden dün gitmedin, önceki gün gitmedin? Ne ya oldu da aradan 3 gün geçtikten sonra gidiyorsun? Kaçak bir şekilde yapılıyor günü? Bu gece yarısı evet, saatte. Neden yani? Böyle yapıyorsun? Git de ki kardeşim ben buraya geldim tespit yapacağım. Belediyede CHP'li üyeler var. CHP'li belediye meclis üyeleri evet. Var. Alın bir tanesini yanınıza. CHP'li meclis üyesi alsın krokiyi belediyeden götürsün. Orada bir taciz, tecavüz var mı diye, arazi tecavüzü var mı diye kontrol etsin. Beraber gidin. Evet. Tek başına ne diyor? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. O bir röntgenci. O kişi bir röntgenci, bir tacizci ve kendini savunmak için siyasete sığınıyor. Ben CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ona destek için yaptığı açıklamadan ürktüm. Neden ürktüm? İnsani olarak değil, akıllı bir adam olarak, medeni bir insan olarak ürktüm. Evet. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Neden? Şununla tanışacaksınız, bunu anlayacaksınız, göreceksiniz. Bu insanların eline iktidar geçtiğinde... Biz Hitler'i, bütün dünya Hitler'i arar. Der ki vay arkadaş Hitler'in kadın versiyonu da varmış. Evet, çünkü bu bir bu bir intikam söylemidir. Bu bir intikam söylemidir. Bu bir faşist söylemdir. Terbiye etme söylemidir. Bir kadına ne kadar yakıştığını değerlendirmiyorum. Bir hekime ne kadar yakıştığını değerlendirmiyorum. Siyasetin hekimliğinin önüne geçtiğinde... İdeolojiniz peki. Hekimliğinizin önüne geçtiğinde peki. Ne hale düştüğünüzün bir göstergesidir. Bunu yarın detaylı konuşalım Sayın Kartoğlu. Bugünkü yansımalarını da değerlendirmenizi yarın isteyeceğim. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Analiz sentezi kapatıyoruz. Saat başında görüşeceğiz.